Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Efe arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 10 TL uçlu kalem vs 100 TL uçlu kalem karşılaştıracağız. Şimdi bu 100 TL uçlu kalemimiz Faber-Castell'den Apollo, doğru okuyorum değil mi? Apollo. Bu da arkadaşlar normal bir marka. Değil mi? Bu 10 TL uçlu kalem. Bu da 100 TL uçlu kalem. Şimdi karşılaştıracağız. İkisi nasıl yazıyor? Nasıl yapıyor? Hem de kardeşim okuma yazmayı öğrendi. Ona da bir şeyler yazdıracağız bugün arkadaşlar. Hemen şimdi kağıt çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çıkarttık. Çizgili defter. Şimdi ilk Selim yazacak. Bununla birlikte dur. Şuraya bir basalım. Ne yazıyorsun biliyor musun? Ne yaz? Ne biliyorsun? Yeme. Hayır lan, bir kelime yani. Bir isimler diyorum. Bilal yaz hadi. Bilal. Bilal ne? Bilal okuyordum sadece. O zaman tamam, kolay bir şey diyelim. Lale yaz. Lale. La. Lale yazdı. Lale yazdı, doğru. Tersten okuyorsunuz ama lale yazıyor. Şimdi bir de bununla yaz. Yaz hemen hadi. Sen iyiyle yaptın. Yok, aynı. Biraz lale. Evet. Burada da laleyi yazdı. Hangisinde daha rahat hissettin? Bunda. Hayır lan, işte hangi kalemde? 10 TL uçlu kalemde mi, 100 TL uçlu kalemde mi? 100 TL. 100 TL uçlu kalemde. Şimdi hemen ben yazacağım. Ne yazayım? Abone ol yazayım. Hayır, hayır, hayır. Ne yazayım? Hadi. Abone ol yazayım. Ya bir git, abone ol yazayım. Abone ol. Bayağı rahat. Bunu da yazacağım. İkisinde de yazdım. İkisi de çok benzer. Bu 100 TL, bu 10 TL. Arkadaşlar şöyle bir şey var. 100 TL uçlu kalemi tutarken ve yazarken çok rahat hissediyorsunuz. Çok rahat hareket ediyor ama bununla yazarken sanki kendi istediği yere gidiyormuş gibi, böyle mesela kare çizeceksin ya, bu çok hızlı dönüyor. Bir de şey, hızlı çizmek istesen çizemezsin ama bu o kadar rahat bir kalem ki kendin ne istiyorsan çizebiliyorsun yani. Göstereyim. Kendi eline göre hareket ediyor yani. Bak şimdi Selim, buraya böyle dümdüz bir çizgi at bununla. Dümdüz bir çizgi at. Tamam, bununla at. Diğer ile at. Oradan at. At at. Bak. İkisinde de aynı şekilde yaptık. Yani bir ayrımcılık yapmıyoruz. Görüyorsunuz. Bu 100 TL uçlu kalem. Gördüğünüz gibi rahatça hareket edebiliyor. Bu da 10 TL uçlu kalem. Kendi istediği yere gitmiş gördüğünüz gibi. Bu da aralarındaki fark sadece bu. Ama yani ikisi de güzel. Hangisiyle razı yazıyorsun? Bununla. Hangisiyle düzgün çizgi çiziyorsun? Bununla. Hangisiyle geometrik şekilleri daha kolay çiziyorsun? Bununla. Ama önem vermiyorsanız böyle şeylere, yazı yazayım yeter, güzel de olsa kötü de olsa diyorsanız, bu kalem hem ucuz hem de size daha uygun bir kalem. Ama yazılarım düzgün olsun istiyorsanız, daha böyle düzenli yazıyorsanız, bu kalem daha uygun bir kalem. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Topluluk kuralı ihlalinden de bu arada ceza yedik. Bir haftadır video atamıyorum. Ondan önce de atamadım. Bayağı bir cezadan dolayı. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın, bay bay.